Bizim bir Metin abi vardı ya. Ben onu bir arayayım en iyisi. Alo Metin abi. Efendim be. Abi nasılsın, iyi misin ya? İyi be, ne yapalım, rakımızı içtik, aşağıda iskelede dururuz. Sen ne yaparsın be Gazan? İyi abi, vallahi ocağına düştüm. Benim acilen buralardan kaçmam lazım. Evet Gazan, ne yaptın sen yine, niye ocağıma düştün be? Abi kumar borcu ya. Vallahi evi de kaybettik, arabayı da kaybettik. İnan olsun yani, pantolonumu bile bıraktım çıktım ya. Ya öyle dedin de yani bir sıkıntı yok değil mi? Abi işte yani en son evimi falan bastı adamlar. Ben de bir taksiye atladım, vallahi ilk aklıma sen geldin. Dedim benim Metin abi kurtarır beni bu durumdan. Abi senin bir kaçak muhabbetleri vardı ya. Vallahi Gazan, şanslı zamanına denk geldim be. Biz aşağıda iskeledeyiz, bir tane tekne var, o da kalkacak. Gel seni de koyayım, ona göndereyim de be. Karşılara. Vallahi mı diyorsun abi? O zaman ben hemen 5-10 dakikaya oraya geleyim abi. Benim tamam, acilen tamam, gitmem ben de lazım. Tamam, ben de bizim şoparlara söyleyeyim, seni beklesinler be. Tamam abi. Tamam, rıhtıma geliyorum abim. Görüşürüz abi. Tamam be. Abi acil rıhtıma çekmemiz lazım arabayı. Geçin be, geçin be. Ulan leş gibi de kokuyorsunuz ya. Metin abi geç kalmadım değil mi? Kaçırmadım değil mi abi? Yok be Gazan, geç hadi, seni bekleyeceğiz dedik ya. Abi teşekkür ederim vallahi, sana olan borcumu da bir ara bil mukabele ödeyeceğim ya, kusura bakma. Ben onu vallahi zaten deftere yazdım kardeş. Bende kalmaz kimsenin borcu. Ben seni her yerde bulur, o borcu ben senden alırım ha. Abi teşekkür ederim vallahi, büyük adamsın. Herkese tekrardan selamlar. YouTube'un en kaliteli, en elit oyun severleri, GTA 5 Gerçek Hayat'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü izlediyseniz başımıza neler geldiğini biliyorsunuz. Bakalım ikinci bölümde yepyeni bir hayata başlıyoruz. Ülkemizden kaçtık, mafyadan kaçtık, Los Santos'a, Amerikalara kadar geldik. Bakalım burada kendimize yeni bir hayat kurabilecek miyiz? Bakalım başımıza neler gelecek? Zaman ne gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Eğer siz de bu seriyi seviyorsanız ve hızlıca yeni bölüm gelsin diyorsanız videoya güzel bir like atıp yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Dilerseniz hemen yeni hayatımıza başlayalım. Metin abi vallahi Allah senden razı olsun. Beni buralara kadar getirdin. Vallahi getirdik de seni buralara. Şimdi sen buralarda ne yapacaksın? Söyle bakayım bana. Bilmiyorum ki abi, ben burayı hiç tanımıyorum. Yani ne iş vardır, ne güç vardır, ne cebimizde para var, ne yatacak yer var. Sende bir tanıdık falan var mı abi? Senin elinden ne iş gelir? Sen balık tutabilir misin ya? Abi vallahi balık da tutarım. Yani yeri gelir amelilik de yaparım. Garsonluk da gelir elimden. Yani abi yeter ki para olsun ya. Her şeyi yaparım valla. Bak şimdi sen ne yap biliyor musun? Buyur abi. Bak Rebekacan, şurayı görüyor musun? He görüyorum abi. Ha o iskelenin orada balıkçılar var. O balıkçıların yanına git. He tamam abi. Tamam mı? Orada İdris diye bir tane kafası kırık balıkçı var. Evet abi. Tebe sonra balıkçıyı bul. Metin abim beni gönderdi. Sana da çok selamı varmış. Bana tutmayı öğretecekmişsin de. O sana yardımcı olur. O bana tutturur mu diyorsun abi? Evet tutturur. Tamam teşekkür ederim. Vallahi abi burada da çalışıp senin de borcunu ödemem lazım. Vallahi ödemezsen ben sana derim, her geldiğimde bir posta kayarım, sana ödeşiriz ha. Ay hoştu lan. Abi niye öyle diyorsun ya? Tamam. Neydi abi balıkçının adı? İdris. İdris. Tamam abi, ben bir gideyim bir konuşayım onunla. Sen bir git konuş onunla, bakalım sana ne yardımcı olacak. Tamam görüşürüz. Hadi ben de gidiyorum, çocuklar bekler öteki kıyıda. Tamam abi görüşürüz, kendine dikkat et. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an Los Santos'tayız ve Metin abimiz bize bir iş ayarladığını söyledi. Gidelim bakalım İdris Usta bize iş verecek mi? Hemen şurada bir yerde balık tutuyor olması lazım ama abi inşallah iş verir, çünkü ne yatacak yerimiz var, ne cebimizde 5 kuruş para var. Bir telefonum var, başka da hiçbir şey yok. Bakayım buralarda kimse yok. Şu aşağıda balık mı tutuyorlar? Şunlardan biri herhalde, bir soralım. Selamünaleyküm abi, İdris sen misin? Aleykümselam kardeşim, ne İdris'i ya? Zaten balık bir geldiği de yok. Ha kolay. Şu ilerlere bak. Rastgele abi, rastgele, sağ ol. Eyvallah. Ayı gibi yemiş, gelmiş bir de bana posta koyuyor. Kolay gelsin abi, İdris sen miydin ya? Yok be kardeşim, ne İdris'i, zaten balık gelmiyor olsa ya. Olta mı gırlık duruyor, ne İdris'i? E peki niye burada tutuyorsun abi, git şuralarda ilerlerde tutsana. Kardeşim orada da gelmiyor ya. Anladım abi, tamam sağ ol. Herhalde şuradaki İdris. Gençler gidelim. Merhaba abi, İdris sen miydin ya? Hey benim, ne oldu? Abi beni Metin Usta gönderdi de. Senle galiba konuşmuş. Bir balık hangi tutma Metin mevzusu vardı ya. Hangi Metin? Kapçı Gazi Metin mi? Abi kaçakçı Metin. Vallahi artık ağzı nasıl onu bilmiyorum ama. Nerede o? Geçen benden 10 kilo balık aldı. Getireceğim onun parasını dedi, getirmedi. Abi onu vallahi ben o kadarına
hakim değilim. Beni gönderdi buraya. Dedi ki o balık tutmayı öğretsin sana. Ben yeni geldim de buraya. Vay kapçık ağzıyı görüyor musun ya? Hem 10 kilo balığımı aldı, parasını göndereceğim dedi. Üstüne bir de iş gönderdi başıma. Arkadaşlar galiba bizi işi almayacak ya bu adam. Abi sen yani... Sen balık tutmak falan anlar mısın? Biraz anlarım gibi ya. Tutarım yani abi. Niye tutmayayım ki? Tut bakayım şunu, tutabilir misin? Bir tutayım abi. İşte gidiyorum bir şey demeden. Sen de tutamıyorsun galiba ya, biraz. Sıkıntı yok. Ben cep oltamı her zaman yanımda taşırım. Yedek oltam da var bana. Şunu bir al bakayım. Alayım abi bir taneye. Dur öyle hemen başlama. Bir dakika, ben sana dedim mi başla tutmaya diye ya. Yanlış yere attın oltayı. Şimdi takacaksın onu hep taşlara ya. Pardon abi, pardon. Vallahi ilk olduğu için ilk defa elimi aldım ben de. Kusura i̇lk bakma ya. Tutaysın. Evet, ilk defa vallahi tutacağım. Gel bakalım böyle. Geldim abi. Şimdi bak, ilk önce dik açıyla denize doğru bakacaksın. Tamam. Baktın abi mı? Baktım. Su güzel görünüyor. Şimdi evet. Yavaşça cebinden oltayı çıkaracaksın. Çıkarttın mı? Çıkarttım abi. Şu an attım vallahi oltayı galiba. Geliyor evet, bir şeyler. Çünkü tutacaksın sapını. Tuttun mu? Tuttum abi sapını. Heh, tamam şimdi bekleyeceksin. Baktın ki titreşim var. Hemen asılacaksın. Anladın mı? Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar balık kaçırdık galiba. Şu an ustaya söylemeli miyiz bilmiyorum. Bence hiç titreşmiş gibi yapmayalım. Adam öldü ama. Usta bayıldı. Usta ben galiba bir tane balık yakaladım ya. Yakaladın mı? Sıkı sıkı tut onu ya. Asıl hemen. Asıl onu. Sakın asıldım kaçırma. Çektim. Ne balık tuttum acaba? Aha bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Arkadaşlar ikinci balığımı tuttum. Ne geldi bana? Balık. İki tane balık gel. Elmas mı? Bence biz bunu söylemeyelim gençler. Elmas tuttuğumuzu İdris Usta'ya söylemeyelim. Şöyle ben bir kıyın kıyın sıvışayım. Usta beni unutmuştur. Çok sallamaz herhalde. Lan nereye gidiyorsun? Gel buraya daha. Ne tuttun da gidiyorsun hemen? Bir tane balık tut gidilir mi ya? En az 10 kilo tutman lazım buradan. Usta şurada bir şey vardı ya. Şurada bir yerde bir büfe gördüm ama ben bir su alsam dedim. Sen de istersen sana da al. He tamam, bana bir tane açık çay getir oradan ya. Çay tamam. Şekersiz olsun. Tamam abi tamam, geliyorum. Şu an İdris Usta'dan kaçıyorum gençler. Çünkü... Bakın ne tuttum. İki tane balığım var. Bir tane de elmasım var. Bence zengin olduk. Bence İdris Usta'ya gerek yok ama. Şimdi nerede kalacağım? Ben bu elması nerede bozduracağım onu bilmiyorum. Benim bu adama ihtiyacım var. O yüzden ben hemen gideyim diyeyim ki abi büfe kapalıymış falan diyeyim. Kaçmayalım biz bu adamın yanından. Hem evinde falan da kalırız belki. Bilmiyorum evini alır mı almaz mı da. En azından yani şu şehri bir tanıyana kadar bir geceyi falan bir geçirmemiz lazım. O yüzden şimdi tekrar yanına gidelim diyelim. Büfe kapalıymış. Çaktırmayalım. Elmas tuttuğumuzu söylemeyelim ama o gizli bilgi. Abi vallahi büfe kapanmış ya. Büfe mi kapanmış? He büfe kapanmış vallahi, alamadım ya. Vay ya. O da parayı buldu tabii. Hemen kapattı gitti bu saatte ha. Neyse abi biz saat... tutmaya devam edelim o zaman. Ben de pek bir şey tutamıyorum gibi yani. Balıkla da vallahi karın doyar mı onu da bilmiyorum ama. Siki siki tut oltanı da oltanı düşürme. Bak denize oltayı düşürürsen atarım seni denize ha. O olta benim için çok değerli. Titriyor abi. Çek o zaman. Aa, çek asıl ha, iyice asıl. Abi şu an galiba 4 tane benim balığım var. Başka da hiçbir şeyim yok. Ya da 6 tane de olabilir. Galiba 6 tane ya. 2 tanesi küçükmüş de ben onu görmemişim. Ha bu Metin'in var ya. Vallahi bir elime geç. Geçirirsem kafasını kopartacağım. Adam Metin... gönderdi yanıma, daha sayı saymayı bilmiyor. Kaç tane balık tuttuğunu mu bilmiyorsun ya? Bu Metin'i hiç sevmiyorsun yani. Ya Metin abi de göndere şey ilginç adamın yanına gönderdi ya. İdris abi vallahi bir tane daha tuttum. Ama bu yok var, tutamamışım abi. Gençler elmas geldi bir tane daha, çaktırmayı. Tutamadım abi ya vallahi, kaçtı ya. İpi kopardı galiba. İyi bari bire kadar saymayı öğrendiğine sevindim yani. La, bir tane daha şey tuttum benim gençler. Benim balıklar sağ mı geliyor yoksa? Vallahi İdris abi ben sana dedim tuttum mu iyi tutarım ben. İdris abi akşam oldu. Tutacağız mı hala? Dur bakalım altayı da bir salayım. Belki bir tane balık tutarım ya. Daha bir tane balık tutamadım. Sinirlerim tepemde ya. Bu beceriksiz. Vallahi biz daha iyiyiz gençler. Biz bu zengin oluruz bunu yanımızda alırız. Abi bence artık bırakalım yani. Çünkü akşam oldu. Bence de balıklar uyumaya gitmiştir evlerine. Hadi biz de gidelim. Biz de gidelim abi de bir şey diyeceğim abi. Benim ev yok ya. Merak etme onu tahmin ettim zaten. 2 gün 3 gün bende kalırsın ama 4. güne yengen okey demez. Benden demesi. Yengen şimdi anasının yanında. Vallahi abi size de yük olmak istemem abi ya. Yok canım ne yükü ya. Bir de yok ha aynen yük olma diyormuş. Sokakta kalıyormuş. Abi teşekkür ettim vallahi. O değildi abi, güneşin altında kot pantolonla durmasaydım iyiydi. Bir tık pişik oldum galiba. Evet abi senin yürüyüşte bir sıkıntı var yani, yok diyemem falan.
Abi gayrı senin... hemen de atladın arabaya. Abi vallahi kusura bakma ya. Senin arabayı görünce biraz heyecanlandım. Güzelmiş. Kaça aldın abi bunu? Korona falan yok değil mi sende? Yok abi ya. Ben PCR testi yaptırdım da geldim. Gençler buna kaçak gemiyle geldiğimizi söylersek bizi arabadan atar. Bu bayağı pimpirikli bir şeye benziyor. Abi yani uçaktan gelirken şey oldu. PCR oldu yani. He. Metin yaptı sadece PCR değil mi? Burnuna çubukları o soktu. Nereden Metin'in yani? Ne iş yaptığını bilmiyorduk anasınıza da. Yok abi yani ne bileyim ya. Benim yapıldı yani PCR. Nereden biliyor bizim neyle geldiğimizi ya? Metin söylemiş demek ya. Metin abi. Metin abi yaktın beni. Ama abi yani şey falan yok bende. Öksürük, ateş falan yok. Zımba gibiyim yani gördün. Zaten ateşlendin, öksürdün falan. Direkt atarım seni arabadan aşağıya. Bak. Yok abi. Vallahi yok. Gözünün yaşına bakmama. Bir vücudumda bir ısı olursa ben sana hemen bilgi veririm abi. Seni bilgi vermene gerek yok. Ben arada kontrol edeceğim seni zaten. Saygılar abi. Oha. Bura onun evi mi lan? Abi bura... Bura senin ev mi abi? Lan ne evi? Toptancıya geldik. Aldığın balıkları k***ye mi sokacak? Ha, sat da bari biraz para al da. Akşama rakı balık ederim. Aa tamam abi ben de bir an eve geldik sandım. Bir dedim ne oluyor yani? Bu adam bu kadar zenginse neden balık tutuyor falan. Abi balığı kaça satacağız? Buna kaç diyeceğiz? Sat işte. 150 dolardan alır bu tanesini. 150'den bakalım olur mu? Boyutlarına göre. Metresi var. Ölçüyor onları. 150'den alsa gençler 9 tane var bende galiba. 3 6 9 12 Matematik hocanı neyse bayağı zengin olduk ama bence kalacak yer falan buluruz. Evet şu adama bir biz bir mallarımızı satalım. Neler alıyorsun? Şuradan çöp bakırı yok bu da değil. Balık ha. Balığın tanesini 150 veriyor. Kaç tane var bende? Kaç para geldi? Abi 1350 dolarımız oldu. Nereden baksanız aşağı yukarı Türkiye'de olsak 15 bin lira paramız vardı. Ama buralarda bakalım bir işe yarayacak mı bu para? Elmas da var acaba. Bu elmas alıyor mu ya bu... Bizim abi görme şuradan da izliyor ama hep de gözü üstümüzde yani ben anlamadım. Bir ulan ne yaptın hadi da? Abi bir saniye bir sorun çıktı da. Bu bize her dakika bize bakıyor ya. Bu elmas alıyor mu? Elmas almıyor tabii. Toptancı elmas mı alır? Tamam kolay gelsin abi teşekkür ettik sağ ol. Abi sattım evet, ya. Sattım. Para verdi mi? Vallahi 1350 dolar para verdi abi. He iyi tamam. Şimdi senin yatman, kalkman, yemen, içmen derken bir markete uğrayalım. Bunlar tabii uğrayalım ücretim. Abi. Tabii. Sen onları yani. Oradan karşılarsın işte. Ben ne balık tutamadım. Ben tutsam misafir ederim seni. Saygılar abi ne demek. Adam o kadar evini açıyor. Bir tabii ev alışverişi yapmamız lazım. Abi senin buralara hangi rüzgar attı seni ya? Anladığım kadarıyla Karadenizlisin sen. He. Neler oldu büyük hayatında? Nasıl geldin buralara? Ben gemiciydim. Çok büyük bir fırtına çıktı. Fırtına esnasında gemi bir sağa yatay, bir sola yatay, bir sağa yatay, bir sola yatay. Anladın mı? Evet abi anlıyorum. Ben de iskele tarafında tam böyle geminin kıç kısmında yemek yerken sen tekneden bir düş. Sonra işte burada karaya vurdum. Anlıyorum abi saygılar. Tam da yaz zamanıydı. Burada plajda karılar kızlar cıbırdak cıbırdak geziydi. Ben de avına yaklaşan bir timsak gibi bir tanesine sapık. Yaklaştım. Aşık oldum işte yengene. Ha yengeme. Orada evlendik ha. Falan derken burada kaldık he. Vatandaşlık falan var abi o zaman senin burada. Yok vatandaşlık desen yok. Yok sigorta desen yok. Ev desen yok. Abi şey, o zaman o zaman abi biz bir polis falan çevirse biz vatandaş değiliz ne yapacağız? He onu bileydin işte yani. İnşallah çevirmez. Ağzını ayrı aç. Abi ben burada sana bir alışveriş yapalım. Ben bir de çok açım. Bayağıdır da yemek yemedim. Gel. Abi ne alacağız? Evde ne eksik? Hemen söyle ben alayım abi. Yani açık konuşmak gerekirse evde her şey eksik. Bana oradan bir 5 paket sigara al. Oha bu bizi kilitliyor gençler. 5 tane ekmek. Bayağı kilitliyor şu an. 3 tane de açık çay al. Soğuk olsun ama. Kasiyere söylediklerine baksanıza. Abi tamam bunları alalım abi tamam. Ablacığım biz bunları alalım. Bir tane de sıcak çikolata ver. Yol yorgunuyum. Kondu iskelede ya. Lan ben içmiyorum onu sıcak çikolata. Adama bak ya. Evin bütün aylık ihtiyacını bize kilitledi ya. Neyse ama dur elmas falan var ben bunu koparacağım. Aldın mı dediklerimi? Aldım abi. Sen arabaya geç abi ben de şunları poşetleyip geleyim. Tamam hadi gel çabuk. Allah'ın belası adam. Gençler şuna bakın. 1000 dolar bana kilitledi ya. 225 dolar param kaldı. Ben ne yapacağım bu kadar şeyi? Adam dayadıkça dayadı. Valla İdris Usta dedik bağrımıza bastık. Bizi kopardı ya. Geldim patlama haydi geldim. Da. Geldim abi geldim kusura bakma.
Ula Uşak, sana da çok teşekkür ederiz ya. Vallahi evde var ya, hiçbir şey kalmamış diyecek ya. İyi oldu senin de gelmen ha. Abi ne demek ya? Hiç lafım olur. Sen bana kapılarını açtın. Vallahi sen sağ ol. Kitledin teşekkür et tabii. Sağ ol, sağ ol. Ben seni göreceğim ama. Abi sen gecekondu demiştin. Sanki de bu bildiğin apartman abi. Ya ne fark eder? İkisi de gecekondu işte. Evet abi, anlıyorum. Saygılar. Ya bu adamın gerçekten ya, ben anlamadım ya. Nasıl bir espri anlayışı var? Hiç komik bir adam değil ya. Gecekondu diyor ya. O da gecekondu, o da gecekondu. Bayağı adam bize gecekondu dedi. Apartman dairesi çıktı. Bunun için de... Fazla ses etme. Yandaki komşular rahatsız oluyor. Tamam abi. Bayağı deli bir şeye benziyor ya. 7611 gençler. Numarayı aklınızda tutun. 7611 numaralı dairedeyim. Abi senin ev güzelmiş ama ya. Vallahi güzel. Güzel. Bak bu da benim gari. Aa ne kadar da çirkin. Abi vallahi yenge de çok güzelmiş. Yani size de bir ömür mutluluklar dilerim. Çok çirkinmiş. Bu arada çaktırmayın. Gençler bu daha genç. Bu bildiğin yaşlı kel topalak bir şey. Bu buna nasıl baktı ben anlamadım. Bir yemek yiyelim istersen. Ondan sonra biraz televizyon falan bir uyuyalım. Ben çünkü oğlum, yol yorgunuyum biliyor musun? Ben de çok yoruldum ya. Bak bellerim kesildi ya. Vallahi ben bir duşa gireyim de geleyim ya. Evet abi tamam sen bir duşa gir. Sen otur kendini evinde gibi hisset, rahatına bak. Televizyonu da açıp izleyebilirsin istersen. Tamam televizyon izleyeyim abi ben. Allah gençler bu duşa girsin biz bir evi turlayalım ya bakalım. Ben çok bayılırım çünkü böyle misafirliğe gittiğimde evleri falan gezmeye. Bu anla salonu çok güzelmiş. Aa adamın ne kadar minimal bir çalışma odası var ya. Aa bunun kızı var herhalde. Şu masada bir diplomalı fotoğraf görüyorum. Buranın kızını anlarsınız ya. Biz ilk neler ne kadar sapıksınız ya. Ne oluyor lan? Bir sesler geliyor. Seslensek mi ya? Bilemedim ki şimdi ne diyeceğim adama. Allah Allah. Balkon yok mu ya? Ben dinlemek istemiyorum. Gerçi ama adamın da kendi evi yani. Ne diyeceğiz ki değil mi? Kıyafetlerimi yıkadım da bunları nereye şey yapayım ya? Çitilerken var ya bayağı yoruldum ha. Aa adam çiti yapıyormuş lan bizim de. Vallahi aklımız fikrimiz fesatlıkta. Abi senin bu evin balkonuna çıkılmıyor galiba ya. Yok. Balkonu yaparken yanlış yapmışım. Keşten şey yaptım. Kapıların kulübü dışarıda kaldı. Ondan dolayı balkona çıkamaydık. Ama balkon var. Gerçekten bu adam yani biraz IQ'da sıkıntı var. Evet abi o zaman dışarıdan bir hırsız gelse rahat rahat girer. İyi olur vallahi. Yok onu da çözdüm. Balkona elektrik verdim şeylere, camlara. Hırsız falan girmeye kalkarsa elektrik çarpar. Birkaç kere deneyen oldu. Kapıda kömür oldular hepsi. Ha anladım abi tamam sağ ol. Ben de öyle bir evi turluyordum da abi vallahi bayağı güzel evin varmış ya. Senin bir güzel güzel. Senin bir kızın mı var abi? He ya küçük Sebi. Pek de küçük gibi değil bu. Kaç olsun istiyor anlamadım ki. Abi bu bir diploma fotoğrafı var ama. Çok he üniversite bitirdi işte. Ha, bayağı sebiymiş ya anladım tamam. He bayağı sebi ya bildin. Karadut gibi kız işte kısa boylu. Abi ben de müsaadenle bir banyoya girsem. Ne taraftaydı banyo? Hemen şurada ya ilk kapı. Ha ilk kapı tamam. Oralar biraz ıslak. Yapış yapış olabilir, dikkat et yere düşme. Yapış yapış. Tamam abi sağ ol. Ben bir şu adolara falan bakayım hazır gitmişken. Aa fan falan var. Lan ne güzel bir evi var lan bu adamın. Bu ne ya? Hayda yenge sütyeni bırakmış genç çıkın. Şimdi görür döver bizi falan. Ha bu kızın odası herhalde. Oo iyi kızı pilatesçi güzel. Bir duş alalım. Koktuk çünkü her yerimiz koktu. Oh gençler güzel güzel duşumuzu aldık. Yaklaşık bir 20 gündür falan duş almamıştık. Kokma başladı artık yani. Ama ben bu şeyi göremedim ya, havlu göremedim. Bir sorayım bakayım bunda havlu yok mu acaba? Abi havlu bulamadım ama. Sen ne yapıyorsun? Ya kardeşim niye donlan geliyorsun benim yanıma? Ben senin yanına donlan geleyim miyim ya? Abi ben ama dolapları kurcalamayayım dedim ya. Yani havlu da kardeşim, bulamadım. Vallahi benim kıyafetlerim sana olmaz. Sen orada eski kıyafetlerini giy, yarın yıkatırık onları olur mu? Ha tamam abi. O sen ne izliyorsun abi burada? Ya ben bu net diye bir tane uşak var. Severim onu. Got kafalı. Çok komik. Açarım onu. Arada gülerim ya. Ben de arada takip ediyordum da abi işte son zamanlarda benim hayat biraz sıkıntıya girdi. Ondan evet. Sonra elektriği falan da kestiler. Ben internet mi internet. İzleyemedim ya bu çocuğu. Bu arada ya bizim burada elektrik kesintisi olmaz. Çünkü kaçak. Giyineyim geleyim abi hemen biraz izleyelim. Olur mu? Evet tamam olur. Gelelim. Adam... Beni izliyor ya kameradan. Ben kıyafetlerimi şuradaki buraya bıraktım herhalde. Oh iyi kıyafetlerimizi de giydik. Biraz kirli kıyafetleri giydik ama 20 günlük. Eğer evde beğenmediğiniz ne bileyim rengi hoş olmayan. Abi biraz kayabilir misin? Ben de oturayım şöyle. Ben bir tane vardı oyun kanalını. Ya geçe karşı tarafa otur. Koskoda iki tane şey var, koltuk var. Benim saçlarım. Oh valla sonunda oturduk ya. Gerçi benim ayağım biraz koltuğa girdi galiba ama.
Aga be. Selam, ben Emma. Sen Emma. Abi bu çocuğun eski hallerini hatırlar mısın? Bak daha demin çıktı. 97 saat bunu çizdim. Yok hatırlamam ya. Kendi portremi mi çizdin? Hadi bakayım. Benim de unutkanlık var. Siz zaman geçsin diye izledim onu zaten. Hemen de muhabbet bitti ya. Abi sen like atıyor musun ya bu çocuğa? Ben like attım, abone değil. Aboneyim. Oyun kanalı da falan da var. Onu da takip ediyorum. Ya bir kere like atmayı denedim ama televizyon olduğu için yumrukla atmayı denedim. O yüzden televizyonu kırdım. O yüzden daha like mike atmayalım ama atarık ya bunlara like. Telefondan falan bakarak uşaklar bana ödetmişti bir arada. Bunu kafa gitmiş ya. Anlıyorum abi, saygılar. Ben nerede yatacağımı bana bir göstersen de ben uyusam artık ya. Çok keskinleşti. Hey gel. Seni çok güzel bir odaya yerleştireceğim. Ha burası benim kızımın odası. Evet abi. Yastığın altına fazla bakma. Belki kızımın emanetleri olabilir. Emanet derken abi. Sağ köşede yatarsın. Ne bileyim işte şimdi bir oyuncakları bir şeyleri var. Onlar ha şey anladım abi orada. Tamam. Tamam abi anladım. Şey yaparsın. Ben yatıyorum abi, sana iyi geceler. Ya bir de kapı da bozuk, kapı kapanmaya haberin olsun. Oho, kapı kapanmıyor, yastıkta bir şeyler var diyor. Ben anlamıyorum ki. Neyse gençler bir uyuyalım. Şu günü bir geçirelim. Ondan bak, sonra. Bak bir şey lazım olursa yandaki odadayım ha. Tamam abi, eyvallah, saygılar, iyi geceler abi. Evet bir uyuyalım bakalım, yarın ola hayrola güzelce bir paramızı kazanırız. Bir iki günde bu adamın evinde kalırız. Bu adam biraz kafadan gidik, ben fazla kalmak istemiyorum. Bir iki gün takılalım, ondan sonra gidelim buradan. Hadi iyi geceler. Bu bok yani uşağı da getirdik buraya, bunun neyi var neyi yok. Acaba dedik parası var mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gençler bir bölümün daha sonuna geldik. Bakalım 3. bölümde başımıza neler gelecek? Eğer Gerçek Hayat serisini izlerken eğleniyorsanız ve bu seri hızlıca devam etsin diyorsanız videoya güzel bir like atıp yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Güzel bir like geldiğinde yeni bölüm gelir. Şimdilik ben kaçıyorum. Başka oyun videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.